Merhaba, ben Hande. 9 yaşında alerjik bünyeli bir kızım var. Aynı zamanda benim de gluten intoleransım var. Bu yüzden evde yaptığım farklı tariflerden biri olan sütsüz, yumurtasız kraker tarifini bugün sizler için yapmak istiyorum. Öncelikle malzemeleri sayacağım. Bir bardak suyumuz var. Tam buğday unu, mısır nişastası, zeytinyağı ve tuz. Eğer sizin de gluten intoleransınız varsa tam buğday unu yerine glutensiz tahıllardan farklı un çeşitleriyle bu kraker tarifinde hem kendiniz hem de çocuklarınız için yapabilirsiniz. Öncelikle 2 kaşık mısır nişastasını kabımıza alıyorum. Daha sonra nişastanın üstüne 2 yemek kaşığı tam buğday ununu ekliyorum. İkisinin karışması için biraz karıştırıyorum kapta. Zeytinyağını ekliyorum. Daha sonra da biraz tuz ekliyorum. Tuz miktarını kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Aslında çok kolay bir tarif ama en kritik noktalardan biri eklenecek olan su miktarını belirlemek. Benim yanımda bir su bardağı suyum var ama yavaş yavaş ekleyeceğim çünkü nişasta ile un birleştiğinde kıvamı yavaş yavaş koyulaşmaya başlıyor. Ben de suyu ekleyip kıvamına baktıkça krakerlerimi oluşturmaya başlayacağım. Hamurumuz yavaş yavaş katılaşmaya başladı. Çok yumuşak bir hamur olduğunda krakerlere şekil vermek zorlaşıyor. O yüzden daha önceden dediğim gibi suyu yavaş yavaş ekleyerek hamurun biraz daha kıvamlı katı olmasını sağlayabilirsiniz. Hamurumuzun kıvamı koyulaştığı için artık şekil vermek için tezgahımızı alabiliriz. Yapışmaması için biraz un serpiyorum tahtama. Şimdi hamurumuzdan minik parçalar alıp krakerlerimizi yapmaya başlıyoruz. Krakerlerimiz hazır, şekil verdik. Şimdi daha önceden yağlı kağıt koyduğum fırın tepsimi alıp fırın tepsime dizeceğim. 180 derecede pişireceğim ama kızarmasını sizin kontrol etmeniz lazım. Çünkü hamurun kalınlığına göre, inceliğine göre, yapısına göre çok hızlı pişebilen bir kraker. 5-6 dakika yeterli olacaktır diye düşünüyorum pişmesi için. Thank you.
kadar pişirdiğimiz krekerlerimiz hazır. Dilerseniz çocuğunuzun alerjisi olmayan bir meyve suyuyla veya amino asit formülüyle servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.